Merhaba, bu videomda petek mazgal altı iç temizliğini nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Bunun için öncelikli olarak petek mazgalını yerinden nasıl çıkarabileceğinizi anlattıktan sonra mazgal arasına hangi aletlerle temizlik yapabileceğinizi anlatacağım. Büyük peteklerin üst kısmında mazgalı tutan vidalar bulunur. Küçük peteklerde bu vidalar bulunmayabilir. Şu an üzerinde çalıştığımız petek büyük bir petek ve üzerinde mazgalı sabitleyen bu vidalardan var. Bu vidaları tornavida yardımıyla söküyorum. Peteğin sağında ve solunda yan kapaklar bulunur. Bu yan kapaklar ızgarayı tutar. Bu kapakları yukarı doğru ittiğimizde kapaklar açılacaktır. Şu an sağ kapağı yukarı doğru itiyorum. Tık diye bir ses gelecektir. Bu tık diye bir ses geldiği zaman kapağın gevşediğini ve açıldığını zaten görürsünüz. Sağ kapağı açtıktan sonra diğer sol kapağı da aynı işlemi uyguluyorum. Petek üst vidalarını söküp yan kapakları yukarı doğru iterek açtıktan sonra üst mazgal rahat bir şekilde yerinden çıkacaktır. Petek içinin ne kadar kirlendiğini mazgalın iç yüzeyinde oluşan tozdan anlayabilmeniz mümkün. Yan kapakları ve mazgalı genel bir temizleyici ile bezle silebileceğiniz gibi banyoya alarak da yıkayabilirsiniz. Petek iç kısımlarını temizlemeye başlamadan önce peteğin altına eski bir havlu serebilirsiniz. Bu sayede aşağı dökülen toz ve kir, su en azından yerlere bulaşmamış olur. Petek iç temizliği için genel bir banyo, mutfak temizleyici kullanabilirsiniz. Organik olsun derseniz de beyaz sirke kullanabilirsiniz. Videodaki beyaz sirke değil ama beyaz sirke kullanmanızda fayda var. Çünkü beyaz sirkenin asidik oranı daha yüksektir ve temizleme kabiliyeti daha yüksektir. Elinizin kolaylıkla ulaştığı alanları bu temizleyici, seçtiğiniz temizleyici malzeme ve bir bez yardımıyla çok rahat bir şekilde temizlemeniz mümkün. Asıl gelelim zor olan iç mazgalların temizliğine. Bu iç kısımların temizliği için özel olarak üretilmiş kalorifer fırçası kullanabilirsiniz. Bu fırçaları ucuzluk pazarlarından, yine züccaciye ürünü satan yerlerden, nalburlardan çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Yaklaşık fiyatı 5-7 lira arası. Ancak belirtmeliyim ki bu fırçalar sadece aralardaki tozu alır. Şu an siz videoda net olarak görmüyorsunuz ama fırçayı her sürdüğümde havaya bir miktar toz kalkıyor. Yani aralardaki tozu ve örümcek ağlarını bu aletle almanız mümkün. Ancak silerek temizlemek kadar etkili bir yöntem olmadığını da söyleyebilirim. Bu sebepten evdeki malzemelerle kendinizin de yapabileceği, iç yüzeyi silerek temizlemenizi de sağlayacak bir alet yapımından da burada bahsetmek istiyorum. Bu aletin yapımı için lazım olan şey ince bir çıta ve ıslak mendil. Çıta yerine muadil olarak ızgara şişi de kullanabilirsiniz. Çıtanın ya da şişin etrafına ıslak mendili ön tarafına başta geçirip sonra etrafına dolayarak sarıyorum. Birkaç tane ıslak mendili aynı şekilde dolayarak işleme devam ediyorum. Açıkçası burada yerinden çıkmaması için dikkat etmeniz gereken kısım çok sıkı bir şekilde sarmanız ve sonrasında fazladan alacağınız birkaç ıslak mendille de etrafına, başına, sonuna, ortasına sararak ciddi böyle sıkı düğümler atmanız. Yoksa aksi halde siz bu teli mazgal içine soktuğunuzda yukarı doğru tekrar çektiğinizde yerinden çıkacaktır. Ama sağlam bir şekilde düğümler atar, sıkı bir şekilde bağlarsanız böyle bir problemle karşılaşmayacaksınız. Temizleme çıtamız artık kullanıma hazır. Etrafında püsküller kalmasına hiçbir sakınca yok. Bu püsküller sayesinde iç yüzeylere kadar girerek temizlik gerçekleştirecektir. Kullandığım genel temizleyiciyi mazgal aralarına sıkıyorum. Kirlerin gevşemesi için birkaç dakika bekleyebilirsiniz. Sonra şişten yaptığım aparatı tüm mazgal aralarında gezdiriyorum. Eğer ıslak mendilleri sıkı düğümler atmamışsanız yukarı çektiğinizde bu ıslak mendil yerinden çıkabilir. Ne kadar sıkı bağlarsanız o kadar sağlam olacaktır. Gördüğünüz gibi ıslak mendiller kararmaya başladı. Aralardaki tüm kiri pisliği çekti. Ara ara bu kir biriktikçe ıslak mendilde bir kova içinde su ile tekrar veya çeşmede su ile tekrar yıkayıp işleme devam edebilirsiniz. Bu şekilde tüm hücreleri temizledikten sonra peteğimizin çıkardığımız parçalarını tekrar yerine alabiliriz. Bu sefer tersten işlem yaparak ilk önce peteğin mazgal kısmını yerine alıyorum.
Sonra yan kapakları aşağı doğru iterek bu sefer kilitliyorum. Hatırlarsanız yukarı doğru çektiğimizde açılan bu kapak tık diye bir ses çıkaracaktır. Aşağı doğru yine ittiğimizde tık diye bir ses çıkararak yerine oturmuş olur. Aynı işlemi diğer yan kapak için de gerçekleştiriyorum. Son olarak başta söktüğüm mazgal üst vidalarını tekrar yerine alarak sıkıştırıyorum. Böylece petek içi toz alma işlemimiz bitti. Sıcacık yuvanızda sağlıklı günler dilerim.